Resesyon nedir? Resesyon, kelime anlamı olarak durgunluk demektir. Ekonomide resesyon ise bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde belirli bir süreyle gerileme yaşanması nedeniyle ekonominin duraklamasıdır. Ekonomistler resesyonu negatif ılımlı daralma aşaması olarak tanımlamaktadır. Ekonomideki bu daralma eğer şiddetli olursa buna depresyon denmektedir. Bir başka deyişle ekonomideki büyüme hızının nüfus artış hızından daha düşük olması sebebiyle kişi başına düşen milli gelirin sabit kalması diyebiliriz. Dünyadaki teknik göstergeler resesyonu işaret etmeye başladı. Bazı ekonomistler tüm dünyada hızlı bir daralmanın başladığını ama belirli bir süre sonra bu seyrin olumlu bir çizgiye geleceğini söylüyorlar. 2020'nin ilk yarısı zor ve çetin geçecek, ikinci yarısı ise ilk yarıya göre nispeten daha olumlu olacaktır. Ülke ekonomileri neden resesyona girer? Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi, kişi başına düşen milli gelirin durağan veya gerileyen hale dönüşmesi, işsizliğin artması, ekonomik faaliyetlerin duraklaması ve gerilemesi, üretim faaliyetlerinin düşmesi gibi sonuçlar ülkelerin resesyona girmelerindeki en temel sebepleri oluşturur. Bu durgunlukla nasıl mücadele edilebilir? Durgunlukla mücadelede kamu harcamalarını aynı düzeyde tutarak vergileri azaltma yoluna gidilebilir. Vergileri azaltma politikasının etkinliği için verginin konusunun geniş olması gerekir ki vergi indirimlerinden daha çok kişi istifade ederek kullanılabilir gelir artarak kişilerin tüketim ve yatırım harcamalarında artış sağlanabilsin. Geçmişte durgunluk dönemlerine bakacak olursak bunlar sırasıyla 1974, 1975, 1980, 1981 ve 1991'de savaş sonrasında yaşanmıştır. Eğer bu video sana bir şeyler katmışsa beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutma.